Biri çakmaklığın eksisi, diğeri de çakmaklık aydınlatmasının artısı. Şu an 12 volt var. Kontak takılı. Kontağı kapatıyoruz. Bakın gitti. Kontağı açıyoruz. Geldi. Yani buradan tetiği çalıştırabiliyoruz. Çakmaklık aydınlatması. Ekranın LCD ışığını açıp kapatan şeyi çektik. Artı eksiyle ölçü aletiyle gösterdik. Şimdi bu çakmaklığın eksisi. Eksi ucu. Burası da aydınlatmanın, yani çakmaklık aydınlatmanın artı ucu. Elektrik geliyor. Rolenin burası bobinli tarafı. Şöyle göstereyim. Şu bobinli yeri. Elektrik geliyor. Kondansatörü de şarj ediyor. Bobine giriyor. Bobini çekiyor. Bobini çekince bu sürekli bu tarafa değiyordu. Bu sefer ne oluyor? İptal oluyor. Buraya değiyor. Yani bu şu ikisini değince bu ikisini devreyi tamamlamış oluyor. Yani şöyle göstereyim. Sürekli bakın görüyorsunuz değiyor. Bu role elektriği alınca, bobin elektriği alınca o iki ucu sol taraftakine değdiriyor. Bu da ne işimize yarıyor? Bu iki çıkan kablo. Yani şuralardan çıkan kablolar. Bizim şu Android kartımızdaki LCD'nin ışığını veren kablo bu. Bunu çektiğimiz zaman LCD'ye görüntü gelir ama ışığı vermediği için ekran kapanmış gözükür. Ve büyük oranda da elektriği keser yani şeyini, harcamasını. Bu arayı kesip bunu direkt buraya lehimleyeceğiz. Yani nasıl diyeyim? Bunu kesip birinin ucunu buraya, birinin ucunu buraya. Elektrik çektiği zaman, çakmaklıktan elektriği, aydınlatmasının elektriği geldiği zaman roleyi itecek. Ortadaki bacaklarını itecek ve bu ikisinin devresinin tamamlanmasını sağlayacak. Yani bunun soketin buraya takmamızı veya çıkartmamızı sağlayacak. Ekranın ışığının açıp kapanmasını sağlayacak. Ben niye şimdi buraya kondansatör ve diyot kullandım? Bunun nedeni de sadece diyot sadece role koyarsak tak diye kapatır, tak diye açılır falan. Bunu ben engellemek için biraz daha yumuşak olsun görüntü. Biraz daha böyle orijinal olsun diye kondansatör koydum. Yani çakmaklıktan elektrik kesildiği zaman, çakmaklığın aydınlatmasından, yani sen kontaktan anahtarı çektiğin zaman 1 veya 2 saniye gibi kısa bir süre ekran açık kalır. Ondan sonra tak diye kapatır. Devrenin de, yani role sisteminde ufakça elemanlarını anlatacak olursak, bu Omron 12 volt role. Standart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bacaklı Omron role. Kondansatörümüz 1500 mikrofarad 35 voltluk. 35 volt bu maksimum değeri, 35 volta kadar destekler. O buna takılmıyor. Zaten bizim standart 12 volt. Ve diyotlarımız şuralarda iki tane diyotumuz var. Onlar da evrensel normal diyot. 1N 4003 diyot. Amacımız burada çakmaklığın aydınlatmasına gelen elektriği kondansatörü doldurup eksiden çıkartabilmek ve bobini çektirebilmek. Diyotları koymamızın nedeni de kondansatör diyot olmasaydı direkt devrenin üzerinden boşalacaktı. Bizim amacımız diyotu koyup buradan roleyi çekili bırakması. Amaç roleyi besleyebilmesi kondansatörün. Onun için artı ucu artıdan, eksi ucu da eksiye doğru olacak. Devre bu şekilde. Şu role olayı. Ha, istiyorsanız hiç kondansatör diyot koymayın. Tık tık diye açılıp kapanır. Kontağı çektiğinizde pat diye ekran da kapanabilir. Yani kapanır. Aydınlatması hiçbir şekilde cihaza sıkıntı yaratmaz. Sadece aydınlatmayı keser. İstiyorsanız sadece direkt diyotla bağlayabilir misiniz? Dediğim gibi şuradaki kabloyu kesip roledin çıkan şu iki bacağı birini buraya, birini buraya takacaksınız. Bu şekilde. Herkese kolay gelsin.
Gibi şimdi role girdik araya. Şu kabloyu kesip şeydeki o tek çıkıntı kırmızı jaka gidecek olan kablo. Onu kesip rolenin en son iki bacağına taktık. Voltajımız 12 voltumuz hazır. Şimdi o erkek elektrik kablosu dediğimde böyle bir şey. Şuraya maksat giren bir adet elektrik kablosu lazım. Şimdi açılsın sistemimiz. Bu arada şunu anlatayım. Şu beyaz kablolar çakmaklığın aydınlatma elektriğine gelen kablolar. Elektriğinden gelen kablolar. Artısı, eksisi diye. Şu an sistem açılıyor. Opel Türkiye. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunu çektiğim anda kesiliyor. Açılıyor. Role bırakıyor, kapatıyor. Açılıyor. Role bırakıyor, gidiyor. Açılıyor. Ekran. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.